Herkese merhabalar. Bugün Age of Dirt'te sıralı maçlar oynayacağız. Osmanlı'yı seçerek yapacağız. Haydi hemen maçlara geçelim ve savaşlarımız başlasın. Hemen sıralı oyun arıyoruz. Biraz geç arıyor, geç buluyor oyunları ama yaklaşık 2-3 dakikada herhalde maçımız başlar. Osmanlı ile oynamayı seviyorum. Uzun zamandır Age of serisini oynamaktayım. Age of 1, 2, 3, Mitoloji 4 hepsini oynadım. Hepsini severek oynadım. Çocukluğumun oyunu diyebilirim. Age of 1'den itibaren çok keyif alarak oynuyoruz. Uzun zaman sonra Age of 4 de piyasaya çıktı. Age of 4 çıktığı günden beri gerçekten büyük bir beğeniyle oynamaktayız arkadaşlarımızla da. Bugün yalnız başıma bir sıralı oyuna katılacağım. Bakalım nasıl geçecek. Genelde güzel ve heyecanlı geçiyor maçlar. Ekibiniz iyi olursa gerçekten maçlar çok keyifli oluyor. Ama hiç bilmeyen veya oyunu kötü oynayan diyeyim, kötü oynayan bir ekiple, ekip olamayan bir ekiple diyeyim, bireysel oynayanlarla oynadığınız zaman gerçekten oyun çekilir moddan çıkıyor. Şimdi bakalım nasıl bir ekibe düşeceğiz. Nasıl bir savaş olacak hep birlikte izleyeceğiz. Evet, karşılaşmamızı bulduk. Hemen mavi rengimizi alalım. Oyunda en çok tercih edilen renklerden biri mavi. Bunu kaptırmadan aldık. Evet, ekibimizde kimler var? Ejderha tarikatını seçen bir oyuncu var. Fransız'ı seçen ve Moğolları seçen ekip arkadaşlarımız var. Rakipte neler olduğunu birazdan 5 saniye sonra göreceğiz. Bakalım bizi nasıl bir savaş bekliyor. Osmanlı ile Ejdat Game'de birlikteyiz. Takımlar atanıyor. Evet, rakip takımda da Ejderha Tarikatı. Yine bir Çin grubu var. Diğer arkadaş da Çin hanedanlarından. Ve sonuncu da İngilizler. Bakalım nasıl bir savaş bizi bekliyor. Haydi oyuna başlayalım. Ve maçımız başladı. Osmanlı'yla başladık oyuna. Burada benim taktiğim ilk başta tabii köle üretiyoruz. İlk köleyi et toplamaya, diğer 5 üyeyi de taş toplamaya gönderiyorum. Çünkü Osmanlı'yla oynarken ilk etapta şurada görmüş olduğunuz askeri okulu yaparak askeri üretimine hemen başlama tercih ediyoruz. Onun ardından da et ve altın toplayarak çağ atlamaya yönelik bir birikim yapacağız. Şimdi askeri okulumuzu yapalım hemen. Şuradan bir ev de yapalım bir yandan. Sonra iki kişimizi hemen odun toplamaya gönderelim. Kalanları et toplayalım. Evet, gözümüzle de hemen bir şöyle gölgelikleri açarak coin toplamaya çalışıyoruz. Evet, şu an şurada gördüğünüz gibi nüfusumuz dolu. Ev yapıldığı için şu an devam edebiliriz. Bir yandan da altın toplamamız gerekiyor. Buraya da iki üyemizi yollayalım. Askeri okul hemen yaptı, gördüğünüz üzere şurada hemen askerlerimiz, mızraklı askerlerimiz üretilmeye başlandı. Onların çıkışını şöyle altına doğru verelim. Altıncılarımızı korusun. Evet, coin toplamaya devam ediyoruz. Gölgelikleri açarak şurada da bir tane var. Şurada da var. Evet, bunları öncelikle bırakalım. Sonra tekrar açılmamış yerlere giderek coin toplamaya çalışalım. Evet, şu taraflara, yeşilin arka taraflarına doğru bir yol alayım. O ileriye açmaya gitmiş. Biz de buraları açalım. Evet, şimdi köle basmaya hızlıca devam ediyoruz. Mızraklımız çıktı. Altıncılarımız çok uzak mesafeden geliyor, hemen oraya bir maden ocağı da dikiyoruz. Şu an
8 et toplayan, 2 altın, 2 de odun toplayanımız var. Odunu da nüfus dolmasın diye ev yapmak için toplayacağız. Evet, hızlı bir başlangıç yaptık. Şöyle de gölgeleri hepsini açmaya çalışalım. Şimdi bu saatten sonra ilk hedefimiz çağ atlamak olacak. Çağ atlayınca yine askeri okulların sayısını arttıracağız. Geliştirmeleri yapacağız. Askeri üretmeye devam edeceğiz. Sıralı oyunlarda mümkün olduğu kadar hızlı oynamak gerekiyor. Çünkü rakip de direkt sizi alt etmek üzere bazen çok hızlı bir şekilde gelebiliyor. O yüzden şöyle biraz köle sayımızı azaltalım. 347 tane etimiz var. 400 olduğu zaman çağ atlayabileceğiz. Şöyle yapabiliriz. Kölelerin hepsini bırakalım. Burada marketi seçiyorum daha çok. Çünkü altın üretimini otomatik olarak yapıyor. O yüzden burayı da bırakalım. Şu oduncuyu da buraya taşıyalım. Sen ne yapalım? Evet, öncümüz de geliyor. Peşinde bir koyun var. Çağımızı atlayacağız. Bir tane de mızrakçımız olmuş. Şöyle haritayı görmek adına açıyorum onları da. Evet, şu an iki kişi çağ atladı. Turuncu ve kırmızı. Biz de birazdan atlıyoruz. Ondan sonra şunlar ete gitsin. Kalanları oduna alalım. Bu kişiyi taşa alalım çünkü taş gerekecek, çünkü askeri okulda giysi yapmak için 100 taşa ihtiyacım var sanıyorum. Evet, 100 taş 150 oldu. Şu anki dağılımı bu şekilde yaptık. Çağ atladık, çünkü hemen at üretimine geçelim. Mısırağı iptal edelim. At çünkü haritaya hakimiyeti arttırıyor. Daha az ulaşmamızı sağlıyor haritaya. O yüzden at üretimine devam edeceğim. Şimdi bu el toplayanlardan birini şuraya gönderelim. Çünkü değmenin içerisinde köleleri hızlandıran geliştirmeyi yapabiliyoruz ancak. Evet, oduncumuz taşımaya devam ediyor. Hemen bir ev daha yapalım. Nüfusumuz patlayabilir çünkü. Evet, şu açılmamış yerlere doğru biraz ilerleyelim. Haritanın dört köşesine doğru yollayalım öncümüzü. Evet, şu an evi de yaptıktan sonra ikinci askeri okul için çalışma yapacağız. Bir yandan da atlı üretmeye, sipahi üretmeye başladık. Köle üretmemiz durmuş, onu atlamamamız gerekiyor. Hızlıca üretelim. Evet, şurada gördüğünüz el arabası köylülerin taşıma kapasitesini %5, hareket hızında %15 arttırıyor. Onu çağ atlar atlamaz yapmak lazım. Evet. Şu an 3 tane uzaklığımız askerimiz mevcut. Yandan da bir sonraki hedef olarak bir sonraki çağa da bir an önce geçmek gerekiyor. Evet, 100 taş, 150 olduğuna ihtiyaç var. Biraz sonra bunları tamamlarız. Burada kıyasaya bir kovalamaca var. Az kaldı hadi. Evet. Olur.
Resmen koyun savaşı veriyoruz burada. Çok kritik bir anda kaçtık. Yani bu olmamız gereken bir şeydi. Bu çağda. Neyse, ötümüze devam edelim. Öncümüz gelebilirse. Evet, geliyor. Koyunları çaldık bayağı yani. İkinci askeri okulu yapamadık. Koyun savaşına bakarken. Hemen onu yapalım. Evet, 700 etimiz olmuş. Altın da altın lazım. O yüzden altıncıları çalıştırmak gerekiyor. Hemen oraya biraz köye yollayalım. Evet, bir altımız da burada çıkmış. Valla son hamleyle kurtardık. 6 koyun çalmışız onlardan, değil mi? Evet, ikinci askeri okulu da yaptık. Hemen çıkış şu tarafa doğru verelim. Orada mızraktan sonra bir atkı çıkaralım bence. Bunları hızlandırmak için demirci yapmam gerekiyor ama ortak bir noktaya yapmak lazım. Biraz kötü bir yere koymuşuz. Şu taşın olduğu yer aslında, bundan yapabilsem çok güzel olacak. Ha, etkileniyormuş. Böyle yapsam böyle yapalım. Hemen bunu da yapalım. Hızlansın. Atkı çıkaralım. Belki biraz düşmanı rahatsız etmeye yollarız atkıları. Evet. Şuraya bir ev daha yapalım. Evet, şuraya da bir odun şehri yapalım. Evet. Hızlandıracağız şimdi üretimimizi. Daha hızlı asker üretebiliriz. Evet, şu an çağa geldi. Çağı da kuşatma makineleriyle yapacağız. Bu binada ücretsiz olarak kuşatma makineleri, yani mancanın çay topu gibi ağır makinalı savaşçıları üretebiliyoruz. Top üretebiliyoruz. Otomatik olarak ve ücretsiz olarak çok önemli bir artı bu. Osmanlı modunda oynayanlar için. Evet, bir yandan köyde üretmeye devam edelim. Köylü daha doğrusu, çok özür diliyorum. Eski oyunlarda köleydi onlar. Bir yandan da demircide upgrade'lerimizi yapalım. Askerlerimizi biraz ileri taşıyalım. Artık yavaştan bir savaş moduna geçmemiz gerekiyor. Evet, şuraya bir asker okulu daha ilave ediyoruz. Şuraya mancanın kendisi çıksın. Yine askerlerimiz buraya gelsin. Evet, 3 tane askeri okulumuz oldu. Çıkışları buraya verdim. Bu da sıra şöbüresi. Birazcık sağda şurada grafik problemlerimle alakalı. Bilgisayarı yeni formatladık. Henüz grafik kartım güncellememiş olabilirim. O yüzden bu tarz uyarılar görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Şuraya doğru bir gelelim. Morlar geliyor.
Şuraya biraz piyade yeniçeri yapalım. Çünkü düşman durumu doğru geldi galiba. Şöyle bir kule inşa edelim. Durumlar karışıyor gibi. Evet, oyalamak üzere oraya yolladık birkaç adam. En azından binayı yaptırmadık. Güzel oldu. Zorlu bir oyun oluyor şu ana kadar. Çünkü dostlarımızın pek bir varlık gösterdiğini göremiyoruz. Aslında hepsi mavi dışında hepsi ikinci çağda diyecektim orada. Ve turuncuya doğru bir gitmem lazım. Şuraya doğru biraz gidelim. Evet, şunu yıkalım. Hemen şuraya. Şu turunculara bir hızlıca dalabilsek nasıl güzel Hazır olun. Efendim abi, rica ederim.
Kesildi, farkındayım. Boyuna odaklandım. Bu şekilde bir süre devam edelim. Birazdan herhalde kırmızılarla birlikte yukarıdan saldırabilirsek saldıracağız. Bakalım neler olacak. Altın gitmiş. Altın toplamaya. Toplam kaç tane asker planımız var? 5 tane asker planımızın tamamını yaptık. Şunu geliştirmek istiyorum ama altın toplayamadık çok. Beş tane daha ev yapmam gerekiyor. Şurada 5 tane daha ev yapalım. Bunları geliştireyim bari. Şimdi şuradan şuraya bir... Yoksa sıkıntı yok.
oyuncular akımızlarla birlikte daldık. Yeşiller sağ olsun, hiçbir faydası yok.
Yenildik. Güzel savaştık. Yapacak bir şey yok. Oralar bizi öldürdü. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu oyunu kaybettik ama bir sonraki oyunlarda kazanmak için burada olacağız. Beğendiyseniz abone olup beğenirseniz seviniriz. Hoşça kalın.